Merhaba sevgili arkadaşlar, geldik 18. yüzyıl ıslahatlarına. 18. yüzyıl ıslahat hareketlerinde Lale Devri, yani 3. Ahmet dönemi, 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit ve dönemin sonunda aslında dağılmaya doğru 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başlarında Nizam-ı Cedid yenilikleri adıyla 3. Selim yeniliklerini yaklaşık olarak 2 videoda işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, 18. yüzyıl ıslahatları bir kere 17. yüzyıl ıslahatlarından ayrılır. Ve ÖSYM kesinlikle şu tür sorular sormaktadır. 17. yüzyılı 18'den ayıran farklar ya da 18'i 17'den ayıran farklar, 17, 18, 19. yüzyıl ıslahatlarının karşılaştırmaları sürekli soru olarak, analiz sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır. O yüzden ıslahatların genel özelliklerinde kesinlikle farkları iyi bilmek lazım, ayrılan yönleri iyi bilmek lazım. Bu yüzden ilk olarak neyle başlıyoruz? 18. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri nelerdir? Arkadaşlar, ilk kez Batı örnek alınır. Bakın, dikkat! 17. yüzyılda Batı örnek alınmazdı. Demek ki ne diyoruz? Bu 17. yüzyıldan ayrılan en önemli fark. İlk kez Batı artık örnek alınarak ıslahatlar yapılmaya başlanmış. Hatırlayın, ne demiştik? Pasarofçu Antlaşması'nda Osmanlı Avrupa'nın üstünlüğünü kesin olarak kabul etmişti. Ve zaten Pasarofçu ile de ilk Batı tarzı ıslahatların yapıldığı Lale Devri'ne biz geçiş yapmıştık, başlamıştık diyoruz. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etti. Batı tarzı ıslahatlara girişti. Püf noktamız ne? Ne bileceğiz? 1. Batı tarzı ilk ıslahatlar Lale Devri'nde görülür. Batı'dan etkilenerek yapılan ilk ıslahatlar. Ancak ikinci püf noktamız, Lale Devri'nde askeri ıslahat yoktur. Bakın, Lale Devri'nde askeri ıslahat yok. Batı tarzı ilk askeri ıslahatlar bir sonraki dönem olan 1. Mahmut döneminde görülecektir. O yüzden bu çizgiyi unutmayacağız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bakın, Batı tarzı ilk ıslahatlar Lale Devri, Batı tarzı ilk askeri ıslahatlar 1. Mahmut dönemi diyoruz. Bunları böyle söyledikten sonra 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha köklü ve daha geniş kapsamlıdır. Hatırlayın arkadaşlar, 17. yüzyılda ıslahatlar askeri ve mali alanda yoğunlaşırdı. Askeri ve mali alanda yapılırdı. Evet, bu dönemde yine askeri ve mali alanda yoğunlaşıyor bakın. Ancak bu dönemde ilk kez sosyal, kültürel alanda da ıslahatlar görüyoruz biz. Sosyal, kültürel alanda ıslahatlar, işte bir çiçek aşısının kullanılması, tıpla ilgili gelişmeler, sivil mimarinin gelişmesi, saray, köşk veya batı tarzı giyim kuşamının bu dönemde yaygınlaşmaya başlanması ve kültürel alanda da özellikle tercüme odaları ve kütüphaneler, hatta matbaa gibi gelişmeler görüyoruz. Demek ki arkadaşlar, ayrılan ikinci önemli farklardan biri, 17'de ıslahatlar hep askeri ve mali alandayken, 18'de ilk kez sosyal, kültürel alanda da ıslahatlar yapılmış diyoruz. Daha köklü olması, daha geniş kapsamlı olması yine önemlidir. Bu dönemde ıslahatlar devlet politikası haline getirilmeye çalışıldı. Getirildi demiyoruz arkadaşlar. Bakın, getirilmeye çalışıldı. Ancak yine de ıslahatlar kişilere bağlı kalmış, kişilerin hayatıyla sınırlı kalmış, bir sonraki onun ıslahatlarından ziyade daha çok yeni ıslahatlar yapmaya çalışmıştır. Arkadaşlar, yine de şu önemli bir farktır bakın. 17'de bütün devlet adamları ıslahatçı değildi. 18'de artık biz bütün padişahlar, bütün devlet adamlarının bir şekilde ıslahatçı olduğunu görüyoruz. Arada sadece 3. Osman var padişah. Arkadaşlar, 3. Osman dönemi zaten 3 yıl, 1754-1757 yılları arasında tahtta kalmış. O da zaten Nur Osmaniye Camii'ni tamamlamış, ilk barok eseri tamamlamış ve yine ne diyoruz arkadaşlar, saraydan hiç çıkmamış, öyle ıslahat girişimleri, askeri bir girişim falan bu dönemde olmamıştır diyoruz. Onun dışında ama bütün padişahlar bir şekilde ıslahatlara girişmiştir diyoruz. Bu da ayrılan önemli bir fark. Arkadaşlar, Osmanlı'da 18. yüzyıl ıslahatları değil sadece, bütün ıslahatlar tepeden yapılır. Tepeden yapılmaktan kast nedir?
devlet adamları, devlet yönetim zümresi ıslahatları yapar. Hiçbir zaman bakın sadece Osmanlı değil, aslında Cumhuriyet dönemiyle de birleştirsek, bütün Türk çağdaşlaşmasında biz ıslahat ya da inkılapların tepeden yapıldığını, bir Fransız ihtilalinde olduğu gibi halkın talebinin olmadığını görüyoruz. Bakın bu önemli bir ayrıntıdır ve sorularda yorum olarak gelebilir. Islahatlar tepeden yapılır. Hatta Cumhuriyet döneminde inkılaplar tepeden yapılır. Halkın geniş katılımlı bir talebi yoktur arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. En çok Yeniçeriler karşı çıkmıştır. Zaten ne demiştik 17. yüzyılda hatırlayın. Yeniliklerin karşısındaki en büyük güç Yeniçeriler. Ne zamana kadar? 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı 19. yüzyılda kaldırana kadar arkadaşlar. Tabii çıkarı zedelenen bazı devlet adamları, çıkarı zedelenen ulemadan kimseler de zaman zaman Yeniçerileri kışkırtmıştır. Arkadaşlar bunlar da önemli. İlk defa batılı uzmanlardan bu dönemde yararlanıldı. Osmanlı'ya gelen ilk batılı uzman arkadaşlar 1. Mahmut dönemindeki Comte de Bonneville dediğimiz, daha sonra Müslüman olup Humbaracı Ahmet Paşa ismini alan kişidir. Ki bunu da dersimizin ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. İşte arkadaşlar 18. yüzyılın ıslahatlarının özellikleri bunlar. Şimdi tekrar hızlı bir şekilde hatırlayalım. 17'de batı tarzı ıslahat yok, 18'de batı tarzı ıslahat var. En önemli fark. 17'de ıslahatlar daha yüzeysel, 18'de ıslahatlar daha köklü, daha kapsamlı. 17'de ıslahatlar askeri mali, 18'de askeri mali sosyal kültürel. Bakın bunlara dikkat edin. Bununla beraber başka önemli bir fark var mı diye şöyle baktığımda, evet 17'de batılı uzman yok, 18'de batılı uzman var. Bakın arkadaşlar bu farkları iyi bilmek zorundayız. Geçmişte bunlardan çok soru geldi, yine gelebilir. Şimdi gelelim. 18. yüzyıl ıslahatlarının başlangıcı Lale Devri. Arkadaşlar pratik olun. Lale Devri'nde böyle her şeyi öğrenmeyin, her şeyi ezberlemeyin. Lale Devri'ni böyle kitaplara sığdıramazsınız eğer anlatmak isteseniz. Fakat biz sınava hazırlanıyoruz. Pratik olmak zorundayız. Bilmemiz gerekeni bilmek zorundayız. Arkadaşlar Lale Devri 1718-1730. Pasarofça antlaşmasıyla başlar, patrona Halil isyanıyla biter. Hemen kodla kafanda 2P. Bakın 2P arası. Pasarofça, patrona Halil. Bu dönemde bilmemiz gereken isimler arkadaşlar. Bu isimleri hiç unutmayacaksınız. Lale Devri denince hemen aklınıza bu isimler gelecek. Arkadaşlar dönemin padişahı 3. Ahmet. Bu dönemdeki sivil mimaride 3. Ahmet Çeşmesi, 3. Ahmet Kütüphanesi gibi eserler yapılmış bakın. Nevşehirli damat İbrahim Paşa, dönemin en önemli devlet adamı, bu dönemde hatta birçok yeniliği destekleyen devlet adamı kimdir bu? Dönemin sadrazamı. Dönemin sadrazamı. Arkadaşlar 28 Çelebi Mehmet Efendi, hiç unutmayacaksınız, ilk geçici elçi. Şimdi burada bir duralım. Bazı arkadaşlar hani WhatsApp'tan bana da soruyorlar özellikle. Hocam diyorlar ilk geçici elçi o değilmiş. E kimmiş? Bir kaynakta görmüşler, ilk geçici elçi Viyana'ya gönderilen bilmem ne İbrahim Paşa'ymış. Arkadaşlar MEP kitaplarını tek tek taradık. MEP kitaplarında hatta önemli bir okuma parçası olarak 28 Çelebi Mehmet Efendi Paris'e giden ilk geçici elçi diye verilir. Bakın 28 Çelebi Mehmet Efendi. Yine bu dönemde Viyana, Varşova ve Moskova'ya arkadaşlar elçiler gönderilmiş. Biz resmi kaynaklar ne diyorsa onları almak zorundayız. İlk geçici elçi 28 Çelebi Mehmet Efendi'dir. Viyana, Varşova ve Moskova'ya da bu dönemde elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler ve bu elçilerin yazdığı raporlar şeklindeki sefaretnameler arkadaşlar bundan sonraki süreçte bir lahiya ya da risale gibi Osmanlı ıslahatlarında başvurulan kaynak olacaktır. O yüzden de bakın tarihçiler der ki
28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris Sefaretnamesi Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan gözü olmuştur. Bakın Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan gözü olmuştur der. Buna çok dikkat ediyoruz. Said Efendi ile İbrahim Müteferrika. Bu iki ismi de unutmayın arkadaşlar. Kimdir bu iki isim? Aslında Said Efendi 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin oğlu. Onun yanında Paris'e o da gitmiştir. Ve orada matbaaları inceleme fırsatı bulmuştur. Dönüşte İbrahim Müteferrika ile ortaklık yapmış. Bu ikisi Osmanlı'da ilk matbaayı kuran kişiler olmuştur arkadaşlar. İbrahim Müteferrika matbaası diye geçer hatta. İlk matbaa. Yalnız bu arkadaşlar devlet matbaası değil. Ayrıcalık alarak kurulan Türklerin ilk matbaası. Bakın Türklerin ilk matbaası. Yine arkadaşlar Nedim'i unutmayalım. Aslında Lale Devri dönemine Şeyh Galip de rastlar ama Şeyh Galip çok Lale Devri ile özdeşleşen bir şair değil. Nedim dönemin ünlü şairidir. Dönemin ünlü şairi zevke sefaya düşkün olduğu söylenir. Hatta patronu Halil isyanı sırasında isyancılardan kaçarken damdan dama atlarken düşüp öldüğü de söylenir. Bunlar söylentidir. İki kere soruldu arkadaşlar. Dönemin ünlü şairi diye soruldu. Lale Devri'nin şairi diye soruldu. Bakın Nedim daha önce sorularda geldi. Bir de Levni'yi unutmayacağız arkadaşlar. Levni sadece Lale Devri'nin değil, aynı zamanda Osmanlı'nın son büyük minyatür ustasıdır, nakkaşıdır. Ve Lale Devri'nde minyatürleriyle ön plana çıkmış, Osmanlı'da minyatürün zirvelerinden biri olmuştur. Son büyük nakkaş, Lale Devri'nin nakkaşı yani minyatür ustası, minyatür sanatçısı diyoruz. Peki Yahya Kemal'in burada ne işi var? Arkadaşlar Yahya Kemal 20. yüzyılda yaşamadı mı? Evet ama Yahya Kemal arkadaşlar Lale Devri kavramını kullanan ilk kişidir tarihte. Hani bu döneme Lale Devri ismini veren ilk kişidir. O dönemde yaşayanlar yoksa bu döneme Lale Devri demiyordu. Biz Lale Devri'nde yaşıyoruz demiyordu. Lale Devri sonradan dönemin özelliklerine göre konulmuş bir isim. O yüzden bu isim de arkadaşlar özellikle Mek kaynaklarında geçer. Lale Devri kavramını kullanan ilk kişi ilk düşünür, ilk yazar Yahya Kemal Beyatlı'dır. Kesinlikle unutmayın. Bu konuda da şöyle bir sıkıntı var. Özellikle bizim tarih gruplarımızda tarihçi arkadaşlarımız araştırma yaparken Lale Devri kavramını işte bazı kaynaklarda ilk Ahmet Rasim'in kullandığını veya başka kişilerin aslında Yahya Kemal'in kullanmadığını söylüyor. Arkadaşlar ciddi bir şekilde birçok kaynağa baktım. Ama biz şunu kabul etmek zorundayız. MEB kaynakları ne yazıyor? Resmi kaynaklar ne yazıyor? ÖSYM bir resmi kurum. Ve sorularını resmi kaynaklara göre sorar. MEB kaynakları Yahya Kemal'i Lale Devri kavramını kullanan ilk kişi olarak alıyor arkadaşlar, kabul ediyor. Bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekir. Bakın bu isimleri bildik mi? Lale Devri'nin birçok şeyini çözeriz. Şimdi gelelim Lale Devri'nde neler oldu? İlk geçici elçilikler açıldı dedik. Artık Osmanlı gözünü açtı, Avrupa'daki gelişmeleri takip edecek. Bakın Kanuni döneminde ya da Osmanlı'nın bu dünya gücü olduğu 16-17. Yüzyıllarda Osmanlı'nın büyük olduğu dönemlerde Osmanlı hep şu mantıktadır. Dış politikada ben başkalarını takip etmem çünkü ben büyüğüm, başkaları gelip beni takip etsin. Dolayısıyla maalesef Türk tarihinde diplomasinin kıymeti geç anlaşılmıştır. Diplomasi sadece işte ben büyüğüm beni takip etmek değil mantık olarak. Diplomasi başkalarının ne yaptığını ne ettiğini bilmektir. Bir bakıma arkadaşlar resmi ajanlıktır. Bakın resmi ajanlık. Ve işte yavaş yavaş diplomasinin kıymeti bu dönemde anlaşılıyor. Zaten çok ciddi şekilde askeri kayıplar var. O yüzden de biz diyoruz ki aslında 18. yüzyıl başları Lale Devri özellikle bir dönüşümdür.
askeri sınıfın yerine diplomatlar daha çok önem kazanır. Yani kalemiye sınıfı. Mesela Reisülküttaplar bu dönemde ön plana çıkmaya başlar. Diplomasi önemli çünkü. Yine arkadaşlar bu dönemde matbaa kuruldu. Bakın ilk Türklerin kullandığı matbaa. Cümlemi seçerek kullanıyorum. Kelimelerime çok dikkat ediyorum. Neden? Arkadaşlar Osmanlı'da matbaa aslında 15. yüzyıl sonlarından beri var. Yani 1490'lı yıllardan beri var. Ama Osmanlı'da o olan matbaaları daha önce Yahudiler, Ermeniler, işte Katolikler, Ortodokslar gibi, Rumlar gibi azınlık gruplar kullandı. Osmanlı'da, İstanbul'da ilk matbaayı açan Yahudilerdir. 1493'te açtılar. Sonra Selanik'te, İzmir'de, işte başka şehirlerde de açtılar bakın. Yine Rumlar, Ermeniler İstanbul'da matbaalar açtı. Hani kendi kitaplarını basmak için. Ama Türkler matbaayla geç tanıştı. Türkler matbaayı geç kabul etti. İşte arkadaşlar burada hemen geçiyoruz. Düşünelim sorumuza. Bakın bu soru çok önemli. Hatta gelebilir, ısrarla söylüyorum bakın. Bu tür sorular karşımıza çıkabilir. Matbaanın Osmanlı'da geç kullanılmasının ve yaygınlaşmamasının sebepleri nelerdir? Yaygınlaşmadı arkadaşlar. Çok geç yaygınlaştı. Bakın şu matbaa 1727'de kuruldu Lale Devri'nde. 18. yüzyıl sonuna kadar yaklaşık 80 yıllık bir süreçte, 70-80 yıllık bir süreçte sadece 45 eser basıldı. Bu matbaada basılan ilk eser Van Kulu Lugatı. Van Kulu Lugatı. İşte daha sonra Katip Çelebi'nin Tuhvetül Kibar, Cihannume gibi eserleri basılıyor. Bakıyoruz biz 70-80 yılda 45 eser basılmış. Sorumuz, matbaanın Osmanlı'da geç kullanılmasının ve yaygınlaşmamasının sebepleri nelerdir? Arkadaşlar, bakın bu sorulara çok iyi cevap vermeniz lazım. 1. Osmanlı'da hattatlığın yaygın bir meslek oluşu. Yani bir yazıcı grup var. Matbaa yaygınlaşırsa onlar işsiz kalır. O yüzden bir direniş var. Matbaa kullanılıyor. 2. Teknik elemanın olmaması. 3. Kağıdın olmaması. Bakın hem geç kullanılmasının hem de yaygınlaşmamasının sebepleri bunlar. 4. Dini tutuculuk. Bakın dini olarak da tutuculuk. 5. Osmanlı'da okur yazar oranının az olması. Kitap okuyucularının olmaması. Bakın tekrar sayıyorum. 1. Hattatlığın yaygın bir meslek oluşu. Yazıcılar grubu. Dini tutuculuk. 2. Osmanlı'da teknik elemanın kağıt üretiminin olmayışı. Hani ihtiyaç olarak. 5. Ne diyoruz? Osmanlı'da okur yazar kitlenin azlığı, okur yazar oranının azlığıdır, kitap okuyucusunun olmamasıdır. İşte bunlar matbaanın hem geç kullanılmasının hem de yaygınlaşmamasının sebebidir arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Soru olarak karşımıza çıkabilir. Peki matbaayla ilgili başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Şu cümlemi hiç unutmayın. Matbaa batıdan alınan ilk teknik yeniliktir. Bakın kesinlikle bu cümleyi unutmayın. Matbaa batıdan alınan ilk teknik yenilik. Arkadaşlar bazı kaynaklarda işte matbaada basılan eserler, ilk matbaada basılan eserler falan hepsini sıra sıra yazıyorlar. Sakın onları ezberlemeye çalışmayın. İlk basılan eser ne? Van Kulu Lugatı. Bunu bilin. Hatta arkadaşlar İbrahim Müteferrika damat İbrahim Paşa'ya sadrazama matbaa kurulmadan bir risale sunuyor. Risalede matbaanın faydaları anlatılıyor. İşte hatta bu sunduğu risaleye birkaç sayfa Van Kulu Lugatı'nın o ilk basılan eserin basılmış halini muhtemelen başka bir matbaada bastırdı geldi. Basılmış halini sunuyor. Bunun faydalarını sunduktan sonra damat İbrahim Paşa tamam diyor. Şeyhül İslam dinen din kitapları basılmamak kaydıyla olur diyor. Üçüncü Ahmet de fermanını yayınlıyor. Matbaa kuruluyor. Olay budur. Kesinlikle bunlara dikkat. Tulumbacılar İtfaiye Örgütü kuruldu. Arkadaşlar, Tulumbacılar İtfaiye Örgütü İstanbul'da çok yangınlar çıkıyor. İsyanlarda çok yangınlar çıkıyor.
Bunun için kurulmuş bir kurum. Kimden kuruluyor bunlar? Aslında Yeniçeri Ocağı'ndan, Yeniçerilerin içinden bir seçme yapılıyor. Tulumbacılar adıyla işte özellikle yangınlara müdahale edecek bir heyet kuruluyor. Sevgili arkadaşlar, burada da dikkat. Bazı arkadaşlar bazı kaynaklardan bakarak diyorlar ki işte bu Tulumbacılar örgütü Batılı İlk Kurum. Arkadaşlar, Batılı İlk Kurum veya değil, bu kaynaklarda geçmiyor. Batı'dan etkilenilerek kuruldu mu, kurulmadı mı, içeriği nasıl, Batı'daki itfaiye örgütleri örnek alındı mı, bu kaynaklarda geçmiyor. O yüzden arkadaşlar, siz Tulumbacılar örgütü kuruldu deyin, öyle Batı'yı falan karıştırmayın. Çünkü biz biliyoruz ki Batılı tarzda ilk teknik okul bir sonraki dönemde ilk kurum olarak hendesehane olacak, birinci Mahmud'un açtığı. O yüzden tulumbacıları hiç karıştırmayın bakın. Sadece kuruldu bilin yeterli. Bu dönemde arkadaşlar tercüme odaları kuruluyor. Tercüme encümeni ya da tercüme heyetleri oluşturuluyor. Hatta arkadaşlar bu tercüme heyetlerinin tercüme encümeninin başına dönemin çok ünlü düşünürü, bilim adamı, alimi Yanyalı Esat Efendi getiriliyor. Ve bu tercüme odasında arkadaşlar hem batıdan hem doğudan birçok eser Türkçe'ye kazandırılıyor. Hatta Ariston'un eseri bu tercüme odasında tercüme edilen ilk eser. Yanyalı Esat Efendi tercüme etmiş. Bu da demek ki bakın kültürel bir gelişme. Artık batı takip ediliyor veya doğudaki önemli eserler tercüme edilerek Türkçe de zenginleştiriliyor. Dikkat! Çiçek aşısı bu dönemde uygulandı. Yalnız dikkat, çiçek aşısı doğudan alındı. Bakın çiçek aşısı Avrupa'dan alınan bir yenilik değil. Doğudan alınan bir yenilik, doğudan alındı. Hatta arkadaşlar bu dönemde hekimler arasında doğunun bitki ve doğal ilaçlarını uygulayanlar ile batının kimyasal ilaçlarını uygulayanlar arasında bir takım karışıklıklar ortaya çıkınca hekimler için bu dönemde bir sınav getiriliyor. Uygunluk sınavı arkadaşlar. Hekimliğe uygunluk, hekimlik yapabilir mi, yapamaz mı? Bu karışıklıkları önlemek için. Batı tarzı mimari bu dönemde gelişti. İşte 3. Ahmet Çeşmesi, 3. Ahmet Yemiş Odası, 3. Ahmet Kütüphanesi yapıldı. Bunun dışında saray ve köşkler yapıldı ve bu saray ve köşklerde arkadaşlar batılı bir takım mimari eserlerin süsleme sanatları kullanılmaya başlandı. Batılı süsleme. Sevgili arkadaşlar, 28 Çelebi Mehmet Efendi Paris'ten dönerken yanında birçok Paris'in o ünlü köşklerinin, saraylarının planlarını getirmiş. Bakın onlarla yapıldı bunlar. Dolayısıyla barok ve rokoko tarzları ilk kez Osmanlı mimarisinde, sivil mimaride süsleme olarak kullanılmaya başlandı bu süreçte. Fakat biz bileceğiz ki Osmanlı'daki ilk barok eser 3. Osman dönemindeki tam anlamıyla barok eser Nuri Osmaniye Camisi'dir. Ayrıca bu dönemde kumaş, çini, çuha atölyeleri kuruldu. Çinicilikte de gelişme var. Yalova'da bir kağıt fabrikası, aslında bu atölye tarzı arkadaşlar, tam büyük bir fabrika değil, kuruldu. Kağıt ihtiyacı da böyle karşılanmaya çalışıldı. Yine bu dönemde kütüphaneler kurulmuştur. Hem Yeni Cami'de hem de Topkapı Sarayı'nda kütüphaneler oluşturulmuştur. Artık bakın ciddi şekilde kültürel gelişmelerin olduğunu görüyoruz. İşte Lale Devri'nin genel özellikleri bunlar. Neden Lale Devri? Süslemeye, bahçe düzenlemesine ve doğunun simgesi olan lale çiçeğine çok önem verilmiş bu dönemde. Bir lale soğanının çok büyük paralara satıldığı dönem. Lalenin zenginliği özellikle işaret ettiği ve zenginlik göstergesi olduğu bir dönem. O yüzden de Lale Devri adı verilmiş. Arkadaşlar, kutu kutu bilgilerimiz, bilmezsek olmaz bakın. Ki bunlar soru olabilir. Birincisi patrona Halil isyanı. Neden bu isyan çıktı arkadaşlar? Lüks yaşam. Devlet adamlarının lüks yaşamı, halkın vergilerle ezilmesi. Bu dönemde İran seferinde yaşanılan başarısızlık, yani tam bir başarı yakalanmıyor aslında. Her ne kadar İran da zayıf olsa da
İran yenilemiyor. Tabii kışkırtmalar da var. Kime karşı? Özellikle Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın arkadaşlar uygulamaları birçok kişide sıkıntılar doğuruyor. Nedir? Nevşehir'de damat İbrahim Paşa önemli konumlara kendi akrabalarını getiriyor. Lüks içinde yaşıyor vesaire vesaire. Bundan dolayı aslında bir tellak olan patrona Halil isyan edecek. Halkın da katılımıyla arkadaşlar bu isyan büyüyecek. İsyancılar sadrazamı katledip ki sadrazamın katlini isteyecekler 3. Ahmet'ten. 3. Ahmet hay hay sadrazamı idam ediyorum diyecek. Fakat yine de isyancılar 3. Ahmet'i tahttan indirmiş, 1. Mahmud'u tahta çıkartmıştır. Bakın bu dönemin sonu. Arkadaşlar patronu Halil isyanı aslında hani yeniliğe karşı bir isyan. Evet böyle almak zorundayız. Çünkü Lale Devri'ne karşı çıktı. Yalnız burada aslında şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Matbaaya dokunmadılar. Bakın matbaaya dokunmadılar. Birçok sarayı, köşkü, hatta Lale Devri'nin simgesi sayılan Sadabat Sarayı'nı yakıp yıktılar. Matbaaya dokunmadılar. Bu yönüyle de baktığınızda aslında bu isyancıların çoğu lüks yaşama, israfa karşıdır. Ancak biz yine de şunu söylüyoruz. Hangi isyan ya da isyanlar yeniliğe karşıdır diye soru gelirse patronu Halil'i Lale Devri'ne karşı yani yeniliğe karşı bir isyan olarak almak zorundayız. Kesinlikle bunu unutmayalım dedik. Bir de arkadaşlar bilelim. Bakın iyi bilelim. Ola ki çok uç bir soru olur. Tam da bu dönemde. Biliyorsunuz çünkü ÖSYM'nin hani bu 27 tarih sorusunda bir tane iki tane sorarken bazen farklı yerlerde özellikle MEB kitaplarındaki falan bu okuma parçalarından soru sorabiliyor. Hani değişik bir soru yapıyor. Bir tane iki tane öyle değişik sorular oluyor. Bu onlardan biri olabilir. Leyti Montagu. Kim bu? Bu kadın arkadaşlar 1716-1718 yılları arasında İstanbul'da bulunan İngiliz elçisinin eşidir. Ve bu tarihlerde 52 tane 1716-1718 özellikle Osmanlı Türk sosyal hayatını, kadınların yaşamını, Türklerin hayvan sevgisini falan anlattığı mektuplar yazar. Biz bu mektuplar daha sonra arkadaşlar Türkiye ya da Şark mektupları adıyla kitaplaştırılmıştır. Arkadaşlar bunun önemi şu, Lady Montagu ön yargısız Türklere yaklaşır. Türklerin aslında Avrupa'da tanıtıldığı gibi olmadığını, çok değişik, güzel bir yaşamlarının olduğunu, kadınlara önem verildiğini, hayvan sevgisinin fazla olduğunu anlatmıştır. O yüzden de biz deriz ki arkadaşlar bu Lady Montagu'nun mektupları özellikle o dönemin sosyal hayatıyla ilgili bulunmaz eşsiz bir kaynaktır. Hatta 2008 yılında arkadaşlar bu Lady Montagu'nun Doğu'nun Cazibesi adıyla İnan Kıraç Vakfı'nın açtığı müzede bir resmi de yer almıştır. Ki Lady Montagu Türk kıyafetleri giyip onlarla yaşamayı çok seven biriydi. O yüzden de Türk dostu olarak da bilinir aslında. Hani diğer birçok yazara göre Türk dostlarından biridir. Bunları kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. İşte Lale Devri bu şekilde. Geldik püf noktalarına. Püf noktamız şu. Lale Devri'nde askeri ıslahat yok. Lale Devri aslında diplomatik olarak da bir barış dönemidir. Bu dönemin tek askeri hareketi doğuya İran üzerine yapılan seferdir. Başka sefer yok bakın. Batıyla falan kavga yok bu dönemde. Aksine Batı tanınmaya çalışılıyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. İkinci bölümde hemen 18. yüzyıl ıslahatlarının 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit ve 3. Selim'le devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın, tarihle kalın.